Bölüm 5. Cinli bir adamın iyileştirilmesi. Gölün karşı yakasına, Geresalıların memleketine vardılar. İsa kayıktan iner inmez, kötü ruha tutsak olan bir adam, mezarlık mağaralardan çıkıp onu karşıladı. Mezarların içinde yaşayan bu adamı artık kimse zincirle bile bağlayamıyordu. Birçok kez zincirler ve ayak köstekleriyle bağlandığı halde zincirleri koparmış, köstekleri parçalamıştı. Hiç kimse onunla başa çıkamıyordu. Gece gündüz mezarlarda, dağlarda bağırıp duruyor, kendi kendini taşlarla yaralıyordu. Uzaktan İsa'yı görünce koşup geldi. Onun önünde yere kapandı. Yüksek sesle haykırarak, "Ey İsa, Yüce Tanrı'nın oğlu, benden ne istiyorsun? Tanrı hakkı için sana yalvarırım, bana işkence etme!" dedi. Çünkü İsa, "Ey kötü ruh, adamın içinden çık!" demişti. Sonra İsa adama, "Adın ne?" diye sordu. "Adım Tümen, çünkü sayımız çok," dedi. Ruhları o bölgeden çıkarmaması için İsa'ya çok yalvardı. Orada dağın yamacında otlamakta olan büyük bir domuz sürüsü vardı. Kötü ruhlar İsa'ya, "Bizi şu domuzlara gönder, onlara girelim," diye yalvardılar. İsa'nın izin vermesi üzerine kötü ruhlar çıkıp domuzların içine girdiler. Yaklaşık 2000 domuzdan oluşan sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler kaçıp kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Halk da olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldiklerinde önceleri bir tümen cine tutsak olan adamı giyinmiş, aklı başına gelmiş, oturmuş görünce korktular. Olayı görenler cinli adama olanları ve domuzların başına gelenleri halka anlattılar. Bunun üzerine halk bölgelerinden ayrılması için İsa'ya yalvarmaya başladı. İsa kayıya binerken önceleri cine tutsak olan adam ona, "Hep seninle kalayım," diye yalvardı. Ama İsa adama izin vermedi. Ona, "Evine, yakınlarının yanına dön," dedi. "Rabbin senin için neler yaptığını, sana nasıl merhamet ettiğini onlara anlat." Adam da gitti, İsa'nın kendisi için neler yaptığını Dekapolis'te duyurmaya başladı. Anlattıklarına herkes şaşırıp kalıyordu. Dirilen kız, iyileşen kadın. İsa kayıkla yine karşı yakaya geçince yanına büyük bir kalabalık toplandı. Kendisi gölün kıyısında duruyordu. Bu sırada Havra yöneticilerinden Yair adında biri geldi, İsa'yı görünce ayaklarına kapandı. "Küçük kızım can çekişiyor. Gelip ellerini onun üzerine koy da kurtulsun, yaşasın," diye yalvardı. İsa adamla birlikte gitti. Onu dört bir yandan sıkıştıran büyük bir kalabalık da ardından gidiyordu. Orada 12 yıldır kanaması olan bir kadın vardı. Bir sürü hekimin elinden çok çekmiş, tüm varını yoğunu harcamış ama iyileşeceğine daha da kötüleşmişti. Kadın İsa ile ilgili anlatılanları duymuştu. Bu nedenle kalabalıkta onun arkasından gelip giysisine dokundu. İçinden, "Giysilerine bile dokunsam kurtulacağım," diyordu. Hemen o anda kanaması kesiliverdi. Kadın bedeninin derinliğinde ıstıraptan kurtulduğunu hissetti. İsa ise kendisinden bir gücün akıp gittiğini hemen anladı. Kalabalığın ortasında dönüp, "Giysilerime kim dokundu?" diye sordu. Öğrencileri ona, "Seni sıkıştıran kalabalığı görüyorsun. Nasıl olur da bana kim dokundu diye soruyorsun?" dediler. İsa bunu yapmış olanı görmek için çevresine bakındı. Kadında kendisindeki değişikliği biliyordu.
korkuyla titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı ve ona tüm gerçeği anlattı. İsa ona, "Kızım," dedi, "imanın seni kurtardı. Esenlikle git. Isırabın son bulsun." İsa daha konuşurken havra yöneticisinin evinden adamlar geldi. Yöneticiye, "Kızın öldü," dediler. "Artık öğretmeni niye rahatsız ediyorsun?" İsa bu sözlere aldırmadan havra yöneticisine, "Korkma. Sadece iman et," dedi. İsa, Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'dan başka hiç kimsenin kendisiyle birlikte gitmesine izin vermedi. Havra yöneticisinin evine geldiklerinde İsa, acı acı ağlayıp feryat eden gürültülü bir kalabalıkla karşılaştı. İçeri girerek onlara, "Niye gürültü edip ağlıyorsunuz?" dedi. "Çocuk ölmedi, sadece uyuyor." Onlar ise kendisiyle alay ettiler. Ama İsa hepsini dışarı çıkardıktan sonra çocuğun annesini, babasını ve kendisiyle birlikte olanları alıp çocuğun bulunduğu odaya girdi. Çocuğun elinden tutarak ona, "Talita kumi," dedi. Bu söz, "Kızım sana söylüyorum, kalk," demektir. 12 yaşında olan kız hemen ayağa kalktı, yürümeye başladı. Oradakileri derin bir şaşkınlık aldı. İsa, "Bunu kimse bilmesin," diyerek onları sıkı sıkıya uyardı ve kıza yiyecek bir şey verilmesini buyurdu.